Mutlu günler değerli izleyiciler. Bugün satır başında Demokrat Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek'le birlikteyiz. Gündemde öne çıkan konuları değerlendireceğiz. Tabi artan terör olayları, hükümetle PKK arasında ortaya çıkan müzakereler ve bunun gölgesinde e, yürütülen bir anayasa süreci ve tabi füze kalkanı e, gündemde önemli konular olarak öne çıkıyor. E, bütün bu konuları Sayın Namık Kemal Zeybek'le değerlendireceğiz. Efendim hoş geldiniz. Sağolun. Sağ olun. Ben füze kalkanıyla başlamak evet. istiyorum. Evet. İşte Malatya'da, Kürecik'te hafta sonu önemli bir eylem de oldu. Oradaki vatandaşların da tepkisi var. Füze kalkanı ile ilgili olmasını savunanlar aslında hani bunun bir NATO projesi olduğunu, Türkiye'nin de NATO'nun bir üyesi olarak bu projeye karşı durmaması gerektiği görüş olarak öne sürülüyor. Diğer bir görüşte. İşte bu füze kalkanının hem Türkiye'yi e, hedef olarak göstereceği hem de bunun komşularla ilişkilerini bozmasının yanı sıra İsrail'i korumaya dönük bir proje oldu. Sizin e, görüşünüz ne efendim bu konuda? Efendim e, önce şunu söyleyeyim ki biraz önce Türkiye'nin gündemindeki konuları saydınız, saydınız. Daha başka konularda söylenebilir. Suriye ile olan işler, İsrail olan Yorgancı kavgası, yorgancı kavgası, hani kayıkçı falan diyorlar ya, yorgancı kavgası, neyi kastediyorum, Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası vardır. Her Nasrettin Hoca fıkrasında felsefi bir Hı. haber vardır, felsefi bir çağrı vardır, İyi anlamak lazım onu. Hani kavga ediyorlarmış iki hırsız, hoca da evinden çıkmış onları ayırmaya çalışıyor filan derken birden hırsızlar kavgayı bırakmışlar çünkü üçüncü bir hırsız hocanın yorganını çalmak için içeriye girmiş dolayısıyla yorgan gitmiş kavga bitmiş yani bu tür şeyler yapılır ne yazık ki ve bunları halkların anlaması da zaman alır sonunda anlarlar ama zaman alırlar dolayısıyla bütün bunlar onu söylemeye çalışıyorum yani saydığımız ve sayacağımız birçok konu PKK konusu, görüşmeler şuna hepsi aslında birbirini tamamlayan ve manzarayı ortaya koyan olaylar. Şimdi Kalkan projesi füze kalkanı hı hı. nedir? Şunu çok kısaca bir anlatalım. Bizi hı hı. dinleyenler, şu anda televizyonlarını açanlar önce füze kalkanı denilen bu projenin ne olduğunu bir anlasınlar evet. takdim edilen haliyle şu Malatya'ya iki radar konulacak evet radar Malatya'ya iki radar konulacak ve bu NATO'nun radarları deniliyor NATO'nun ama hemen mesele orada başlıyor muamma orada başlıyor sorun orada başlıyor problem orada başlıyor yani tek tek hani hem eski dilden hem yeni dilden hem yabancı dilden söylüyorum ki... ...iyice anlaşılsın. Hı. Ne, ne başlıyor? Başlayan şu... ...peki bu NATO projesi ise... ...Türkiye... ...Dışişleri Bakan Yardımcısı ile... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...Türkiye Büyükelçisi arasında... ...yapılan bu anlaşma ne? Yani niye Amerika ile? Niye Amerika ile yapıyoruz? Hı. Zaten Amerika'da bu işin... ...Amerikan projesi olduğunu... ...söylüyorlar. Amerikan gazetelerinde de... Amerikalı yetkililer diyorlar ki bunlar buradalar, bu sistem Amerikan sistemidir ve elbette ki biz bunları müttefiklerimizle ve İsraille paylaşacağız. Yani Amerikalılar diyor ki biz radardan gelen bilgileri müttefiklerimizle ve İsraille paylaşacağız. Bir şey unutmayalım, ABD'nin stratejik dost ve müttefiki bir tanedir. ABD'nin stratejik dost ve müttefiki yoktur ama bir tane vardır. Bunu da defalarca söylerler. Yani mesela Bush ile Kerry arasındaki tartışmayı ben izledim. Hı. Televizyonlar verdi. Her ikisinin de sık sık söyledikleri şuydu. Kerry biliyorsunuz Bush'un rakibi olan başkan adayı. İkisi de şunu söylüyorlardı. Amerika'nın ve İsrail'in güvenliği için biz varız. Ben daha iyi sağlarım Amerika'nın ve İsrail'in güvenliğini. Stratejik dost ve müttefiklik böyle olur. Yani Amerika hemen İsrail'in güvenliğini de kendi güvendiği gibi hemen söylemek durumunda. Böyle bir durum. Dolayısıyla diyor ki evet biz radardan gelen bilgileri İsrail'le paylaşacağız... Dolayısıyla bu proje İsrail için değildir demek doğru söylememektir. Hani yalan söylemektir diyeceğim de doğrusu çok ağır bir söz olacak. Yani insanlara yalancı da demek istemiyorum. Yalancılara bile yalancı demek istemiyorum ama çok açık olarak söyleyeyim. Bu söz doğru değildir. Bu söz haktan gerçekleri gizlemek üzere söylenmiş bir sözdür. Evet. Bu projenin amaçlarından birisi İsraili korumaktır. Hı hı. Ama sadece bu kadar mı? Bir defa önce şunu söyleyeyim: Ey Malatya halkı, ey Malatyalılardan bizi dinleyen, Malatya'da şu anda oturmakta olan değerli yurttaşların, değerli yurttaşların şu anda ben öncelikle sizin için konuşuyorum. İzin verirseniz tam böyle beni çeken kameraya bakayım da onlara konuşayım. Evet. Ey Malatyalılar şu anda beni dinliyorsanız gözlerime dikkatle bakın, yüzüme bakın. Ve bugün unutmayın ben sizin için konuşuyorum. Yani bu kurulan radar sistemi yüzünden eğer biz bu işi önleyemezsek bu plan sürerse devam ederse Malatya'ya füzeler yağacak. Malatya füze çağırma projesidir bu. Bu radarlar yüzünden çıkacak ilk çatışmada yani İran'la çıkacak ilk çatışmada ki kaçınılmazdır bu çatışma Malatya'ya füzeler yağacak. Füzeler yağacak. Hayatınız, ailenizin hayatı, çocuklarınızın hayatı, doğacak torunlarınızın hayatı tehlikede bakınız. Bu kadar açık söylüyorum. Bu kadar net söylüyorum ve ilan ediyorum. Bana aksini söyleyecek bir yetkili varsa herhangi bir televizyon programında yandaş değil hangisini istiyorlarsa ya da bir halk toplantısında çıkalım, tartışalım. Bana aksini söylesinler. Şimdi işin bir başka yanı. Yani savaş tehlikesinde olacakları söyledim. Ama savaştan önce bu radarlar kurulduğu an, bu radarlar çok güçlü radarlar. Yani çok güçlü, zararlı akımlar yayacak olan radarlar. Bu radarlar kurulduğu andan itibaren zaten çevredeki halkın, küreciklilerin, hı hı. köylerin ve Malatya'nın Sağlı, sağlığı evleniyor. tehlikede her türlü hastalık gelecek. Ayrıca da ekonomisi tehlikede Malatya'nın çünkü artık dünyada ve Türkiye'de hiç kimse Malatya'nın yemişlerini ve kayısısını yemez. Evet, evet. Yani Çernobil faciasından sonra nasıl bizim Karadeniz bölgemizdeki çay bile etkilendi de bir takım kanser olaylarına yol açtıysa? Çernobil nere? Rize nere? Evet. Ama Radarlar doğrudan doğruya Malatya'da. Malatya'nın ekonomisi en azından tarım ekonomisi mahvolacak. Bunu da mı görmüyorsunuz? Yani tehlike bu. Tabii Ama bu Malatya değil mesela diğer Makarakuru, aynı şey oraya yani içinde ben geçer. Ben şu anda Malatya olduğu Aynen. için Malatyalara sesleniyorum. Ama Malatya Türkiye'den bağımsız bir devlet değil. Malatya'nın coğrafi sınırları ve siyasi ve idari sınırları Malatya'nın çevresindeki illerden ve Türkiye'nin diğer illerinden böyle duvarlarla örülmüş ve duvarlar bile yetmez kurşun duvarlarla örülmüş korunaklı değil. Dolayısıyla çevreye yayılacak. Şimdi gelelim savaş tehlikesine. Bu radarlar ne yapacak? Neden kuruluyor? Şu söyleniliyor. Eğer İran'a, İran'a karşı bir saldırı olursa ya da İran saldırmaya karar verirse İran'ın İran'ın kendisini savunmak için ya da başka sebeple rampalardan kalkacak füzeleri anında bu radar tarafından tespit edilecek iki radar tarafından tespit edilecek ve şu anda Romanya görünüyor. Romanya'daki ve belki de Polonya'daki. Hı hı. Belki Avrupa'nın başka ülkelerinde. Ama şu anda Romanya gibi görünüyor. Belki seyyar bir şekilde. Belki denizlerde. Hı hı. Şimdi ne olacak? Haber verecek. Yani İran'dan kalkan füzeler anında bu radarlar tarafından bu radarları yok edecek füzeleri haber verilecek. Ve o yok edici füzeler, bu füzeler, İran füzelerini havada yakalayacak ve yok edecek. Hangi havada? Türkiye havasında. Türkiye, evet. Türkiye havasında. Bunu meydana getireceği tehlikeyi de ayrıca önemli değil diyelim, bir kenara koyalım. Hı hı. Ama asıl konuya şimdi geliyorum. Yani şu ana kadar söylediklerim, bundan sonra söyleyeceklerim yanında hafif kalır. Bundan sonra söyleyeceklerim yanında şu ana kadar söylediklerim çok hafif kalır. Asıl felaket bundan sonra. Bundan sonra nedir felaket? Şimdi İran şu anda tehdit altında bir ülke. İran hiç kimseyi tehdit ettiği yok. İran Irak'la savaştı ama Irak'ı Amerikalılar Saddam'ı kullanarak İran'a saldırdıkları için savaş oldu. Evet. İran kendisini savundu. Dolayısıyla İran'ın hiç kimseye saldırmak niyeti ne var ne de olması mümkün değil. Ama İran'ın kendisini savunmak zarureti var. Dolayısıyla şimdi diyelim ki İsrail'den ya da bir başka yerden İran vurulmaya başlandı füzelerle. Zaten İsrail'in kolları filan zor tutuluyor. Bırakın vuracağım diyor. Evet. Bırakın ben vurayım diyor. Evet yani bütün bunlar hepimizin dünyanın gözü önünde oluyor. Diyelim ki artık tamam vur dediler. Her şey tamam. Türkiye'de de sana yardımcı olacak radarlar var. Hadi vur dediler. Ve İsrail ya da başka yer ya da başkaları ya da Amerikan gemilerinden füzeler İran'ı vurmaya başladığı zaman hemen bizdeki Malatya'daki ya da başka bir yerdeki Türkiye'deki radar sistemi haber verecek. Dolayısıyla havada vurulacak. Peki şu soruyu soruyorum ben bizi dinleyen akıllı insanlara soruyorum. Yani aklını siyaset uğruna ya da birilerine hayranlık uğruna yok etmemiş, hala aklıyla meselelere bakan insanlara soruyorum. Diyorum ki o zaman siz İran olsanız ne yaparsınız? İlk yapacağınız iş nedir? İlk yapacağı iş İran'ın tabi bir şekilde, tabi bir şekilde evet. bu radarları susturmak olacak. Söndürmek olacak. Eğer bu radarları söndüremezse İran daha baştan savaşı kaybeder ve yok edilir. Dolayısıyla niye? Çünkü bu, bu radarlar yüzünden kendi bütün savunma sistemi felce uğratılıyor. İlk yapacağı şey... Malatya'yı vurmak olacak. O zaman Türkiye ile İran bir savaşına evet, girer. İşte felaket o ve hazırlanan da bu. O zaman Türkiye ile İran. Tabii Malatya'yı vurduğu zaman benim bu konuşmalarımı kim hatırlar? Bu radar sistemini kim hatırlar? O zaman o günün gündeminde sadece şu olur. İran bizi vurdu. Halkımız ayaklanır. Vay İran nasıl vurur? Hemen biz de onları vuralım. O zamanki yönetim kimdeyse hala hala Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin başbakanıysa televizyonlara çıkar. İran aleyhine kışkırtıcı konuşmalar yapar falan. Sonunda bir savaş. İran'la Türkiye'nin savaşı zaten istenen de bu. Asıl amaç bu. Altın vuruş dedikleri bu. Yani dünyayı ve bölgeyi tanzim etmek isteyen güçlerin dünyayı ve bölgeyi sömürmek isteyen gücün yapmak istediği bu. Neden? Çünkü Büyük Orta Doğu projesi içinde İslam dünyasında bölgede Türkiye ve İran gibi bir gücün güçlenerek ayakta kalması istenmiyor. Bir, bir ve bir taşla kaç kuş? Nedir kuşlar? Bir, Böyle bir savaş Türkiye'nin ve İran'ın bitmesi demektir. Yani böyle bir savaş olduğu takdirde artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Türkiye Cumhuriyeti ortadan kalkar. Yani bugünkü İran durumuna, bugünkü Irak'ın durumuna durum. ve daha da kötü durumlara düşeriz. Türkiye bölünür. Türkiye coğrafyası içinde başka devletler kurulur yine. Tabiat boşluk tanımaz. Ama o devletler artık yüzde yüz başkalarının kulu devletler olarak kurulur. Aynı şey İran'da da olur. Aynı şey İran'da da olur. Zaten şimdi planlamada yapılmaktadır. İran'da da küçük küçük devletler kurulur. Böl ve yönet tekniğine göre bu devletler birbiriyle mücadele ettirilir. Ve asıl felaket, şimdi en büyük felaketi söyleyeceğim. Ve bu öyle bir felaket ki şu ana kadar söylediklerimden çok da ağır sonuçlar doğuracak bir felakettir. İslam dünyası Şiiler ve Sünniler diye bölünür. Sünniliğe yakın olanlar Sünnilerin safında, Şiiliğe yakınlık duyanlar Şiilerin safında yer alır ve bitmez tükenmez yıllarca, on yıllarca süren bir savaş meydana gelir. Bu söylediklerimi hayal zannedenler Irak'ta yapılanları hatırlasınlar. Irak'ta pilot proje çalışmaları yapıldı. Yani neredeyse deneme çalışmaları. Yani söz gelimi Telafer diye bir şehir var. Örnek. Ne yapıldı anlaşılsın diye söylüyorum. Çünkü yakında yine bu tür şeyler yapılmakta. Evet. Kerbela'da benzeri bir şey yapıldı. Sürekli niye Kerbela mesela? Çünkü Kerbela yapılacak bir şey Şiileri tahrik eder. Evet. Telafer diye bir şehir var. Belki ülkemizde birçok yurttaşımızın da haberi yok. Bir Türkmen şehri evet. Tel Afer, ve bize çok yakın 200 bin, 250 bin insanın yaşadığı bir şehir. Halkının tamamı Türkmen. Yarısı Şii, yarısı Sünni. Ve şehir, Sünniler kendi camilerine, Şiiler de kendi camilerine gittikleri için böyle bir Şii bölgesi, Sünni bölgesi diye bölünmüş ama ...onun dışında kardeş... Biliyorsun ...hiçbir mesele var. yok... ...asırlardan beri hiçbir mesele yok... ...iken... işgalci kuvvet... işgalciler ...oraya girdikten sonra... ...şöyle olaylar başladı... ...bir kamyon... ...bir bomba yüklü bir kamyon... ...Şii bölgesine girdi... ...kalabalık bir yerde... ...camiden çıkan insanlara... ...doğru gitti, patlatıldı... ...ve... 50 küsur insan öldü orada. Hemen orada birileri Şiileri tahrik etti. Bunu Sünniler yaptı falan denildi. Ve Şii milisler de gitti. Sünnileri öldürdü. Böylece kardeş kavgası başladı. Bütün Irak'ta zaten yüz binlerce insanın ölmesine sebep olan bu Şii-Sünni çatışması körüklene körüklene devam ettiriliyor. Yani Şii ve Sünni alimlerin ve rehberlerin müdahaleleriyle iş kısmen bastırılabiliyor ama hala kışkırtmalar devam ediyor. İşte en son kışkırtmada Kerbela'da yine benzeri bir hadise. Klasikleşmiş eylemler bunlar. Yani bunlar hep yapı, yapıla geliyor. Dolayısıyla İslam dünyasını tam teslim almak için ve İran'la Irak'ı savaştırmak için, İslam dünyasını Şii ve Sünni diye bölüp birbiriyle savaştırmak için İslam dünyasının bir güç olarak sömürgecilere karşı direnmesini önlemek için bunlar planlanıyor. Hı hı. Şimdi şöyle bir soru sormadınız ama ben hemen ya ben aslında sor, şunu sor, sormak istiyorum. Evet, Füze kalkanına e, Türkiye'nin hayır demesi. Evet. E, Türkiye'nin NATO üyeliğinin de sorgulanmasına yol açmaz mı? Hayır, açmaz açmaz ama Türkiye'nin NATO üyeliği de sorgulanmalıdır tabii. Ayrıca onu da söyleyeyim de şöyle açmaz. Yani Türkiye NATO'nun NATO kim ya yani NATO filan ne? Türkiye NATO'nun her dediğini yapmak zorunda değil. NATO kararlarını birlikte verir. Yani Türkiye NATO'nun karar vericilerinden birisidir. Evet. Yani dolayısıyla Türkiye'nin veto ettiği bir kararı NATO veremez zaten. Yani tam tersine Türkiye NATO'nun böyle bir şey yapmasını önleyebilirdi ve önleyebildiği zaman da NATO anlaşmasına aykırı bir şey olmazdı. Ama NATO demek Amerika demekse hı hı. o zaman bu NATO kime lazım? Ayrıca şu soruyu da herkes kendi kendisine bir sormalı. Hangi soruyu? NATO niye kuruldu? Varşova Paktı'na karşı kuruldu. Sovyetler Birliği'nin tehdidine karşı kuruldu. Daha da açığı komünizm hı hı tehlikesine karşı hür dünyayı savunmak için yani o dönemin geçerli tabirleri bunlar. Komünizm tehlikesine karşı hür dünyayı savunmak için. Ama hür dünya dediğimiz şeyin de aslında kapitalist sistemin sömürü mekanizmasından başka bir şey olmadığı çok geç anlaşıldı. Dolayısıyla ama yine biz o zamanki ifadelerle söyleyelim. O zamanki ifadelerde haklı bularak Söyleyelim hür dünyayı korumak için ülkeleri komünizmi, komünizmin eline, komünist imparatorluğun, Sovyet imparatorluğunun, Varşova Paktı'nın eline geçmesin diye kuruldu. Peki, yani şimdi Varşova Paktı var mı? Şunu Sovyetler Birliği var işte mı? Bu anlaşmayı NATO değil Amerika ile yapıyoruz. Amerika ile Dolayısıyla Amerika'nın projesi dediniz. Evet. Yani bu proje Türkiye'yi parçalamaya, bitirmeye hedefliyor evet. dediniz. Evet. Dolayısıyla... Bu noktada Amerika'yla da e, ipleri koparmak ilişkileri koparmak evet. gerekmiyor mu? Ya da NATO'dan çıkmak gerekmiyor mu? Efendim ben. Madem NATO düşme... kime lazım diye bir yazılar yazdım çok hmm. önceden de. NATO NATO ile olan ilişkilerimiz sorgulanmalı. Şimdi NATO NATO'nun şu andaki işlevi Amerika'yı falan da değil Amerika'yı da yöneten global kapitalin çıkarlarına hizmet. Şu anda geldiği nokta bu. Yani dünyayı doğru tanımlamak lazım. Yani bugün bütün bu işleri yapanlar, hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin milli çıkarları bile değil. Doğrudan doğruya global şirketler, global şirketler Amerika Birleşik Devletleri'ni ele geçirdiler, el koydular. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'ni değil, IMF'yi ele geçirdiler. Dünya Ticaret Örgütü'nü ele geçirdiler. Dünya Bankası'nı ele geçirdiler. Evangelizm dinini, evangelizm dini diye bir din icat ettiler. Bu dini yaygınlaştırmak yoluyla ülkelerde kendilerine taraftar kitleler meydana getiriyorlar. Basın yayın üzerinde, bütün dünya basın yayın üzerinde çok ciddi bir hegemonya, egemenlik meydana getirdiler. Esasında bir dünya devleti kurdular. Efendim, şimdi programın süresi de azaldı Peki. izleyicilerimiz e, gerek terör gerekse PKK ile Bayağı. müzakereler konusundaki görüşlerinizi de Bayağı. merak ediyoruz e, şimdi iki soru soracağım bir terör olaylarının son dönemde artmasını neye bağlıyorsunuz iki e, hükümetle PKK müzakereleri görüşmelerinin e, sonuçları neler olabilir bu e, Türkiye'yi nereye götürür? efendim şimdi bu çizdiğimiz manzara içinde baktığımız zaman dediğim gibi her şey birbirini teyit ediyor. Ben PKK terör örgütünün çoktandır çoktandır başlangıçta ortaya koyduğu amacı sadece varlığını sürdürmek için gerekli olan bir ideolojik destek olarak kullandığını düşünüyorum. Yani bu artık profesyonel bir örgüttür, geniş ölçüde Türkiye'nin ve hatta bölgenin geniş ölçüde kaçakçılık işlemlerine hakim olmuştur. Yani beyaz zehir kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, efendim sigara kaçakçılığı vesaire gibi. Dolayısıyla bu görünen örgütün başka yan alanları vardır, destekçileri vardır, bundan beslenenler vardır ve. Bu örgüt şu an, şu haliyle profesyonel bir şekilde ihtiyaç sahiplerinin kullanımına açık bir örgüt haline gelmiştir. Başlangıçta neydi? Başlangıçta Güneydoğu'da bir sosyalist devlet, sosyalist Kürt devleti kurmak amacıyla çıktı. Sonra sosyalizmden falan vazgeçti. Şu anda sanki Güneydoğu'da bir sosyalist devlet kurmak amacıyla çıktı. E, meşgulmüş gibi görünmesine rağmen ben e, bu örgütün bir kırbaç gibi yine global güçler tarafından kullanıldığına Türkiye'yi tedip etmek bir şeylere zorlamak için kullanıldığına inanıyorum. Bir gün eğer bu örgütü destekleyen güç bu örgütün geri çekilmesine de karar verirse geri çekilir ve ama kırbaç yine bekler bir yerlerde Hı. yok edilmez. Ne için? Yine günü geldiği zaman Türkiye'yi tehdit etmek için. Hı. Dolayısıyla yani yapılan faaliyetlerin hepsi Türkiye'yi belli bir yere yani bir terör olaylarının artmasını da küresel güçlerin düğmeye e, e basmasına Aynen ona bağlıyorum. Peki, neden mesela seçim öncesinde e, böyle gelişmeler yaşanmazken seçim hemen sonrasında Efendim, şimdi Türkiye, neye bağlı Şöyle diyorsunuz? söyleyeyim. En baştan tabi sözü yarım bırakırsak, yani filin sadece hortumunu tarif edersek bir tariftir bu ama çok eksik bir tariftir. Ben başından beri AKP'nin, AKP denen siyasi partinin Türkiye'yi tanzim etmek, Türkiye'yi yeni bir Türkiye haline dönüştürmek, hatta Türkiye olmaktan çıkarıp Anadolu Federasyonu kurmak üzere getirildiği kanaatindeyim. Dolayısıyla Türkiye'nin ekonomisi bu iktidarın uyguladığı ekonomik politika, bu iktidarın uyguladığı dış politika ve bu ekonomik politikanın sürmesini ve bu dış siyasetin de hep istenildiği şekilde devamını sağlamak üzere bir iç tanzim yapıldığını da görüyorum, düşünüyorum. Ve sizin başta söylediğiniz yeni anayasa vesaire vesaire bütün bu çalışmaları da bu umumi planın parçaları olarak görüyorum. Hı hı. Ve doğrusu yani AKP dışındaki ve mecliste bulunan diğer iki siyasi partimizin ve mecliste bulunmayan bazı partilerimizin de böyle hevesle ve heyecanla aman ne güzel sivil anayasa yapılıyor vesaire biz de katkıda bulunalım bu sürecin dışında kalmayalım falan diye bu işe bu şekilde yaklaşmalarında doğrusu hayret ediyorum. Hayret ediyorum. Sonra kendimi hayret ediyorum ki niye hayret ediyorsun ki? Zaten bunlar Dop'un parçaları. Onlar da tanzim edildi ve onlar da <laughs> bu oyunu meşrulaştırmak için kullanılıyor. Anayasa değişiklikleri sivil anayasa, demokrasi falan filan değil. <laughs> yani yani bu anayasayla Türkiye Cumhuriyeti tasfiye edilecek. Yeniden bir cumhuriyet kurulacak. Ve başarılabilirse aynen milli eğitimde yapıldığı gibi anayasadan Türk, Atatürk, milliyetçilik gibi kavramlar kaldırılacak. Bu tür şeyler zaten bu işi hazırlayanlar, kışkırtanlar, bu anayasanın oluşumunu yönlendirenler bir yönetenler var, bir de yönlendirenler var. Yönetenler en başta AKP yöneticileri. Çoğu ne yaptığının farkında değil, onu da söyleyeyim. Farkında olmaları da gerekmiyor. Yani onlara bir şeyler söyleniyor. Dolayısıyla şimdi terör örgütü ile terör örgütü ile, yani PKK terör örgütü ile Türkiye'nin güneydoğusunda var olan başka yerlerimizde de var olan, bizim halklarımızdan Türkiye'yi meydana getiren büyük milletimizin parçalarından birisinin meseleleri özdeşleştiriyor. Daha mı açık konuşayım? Açır şu. PKK'yı Kürtlerin temsilcisi olarak ilan eden yönlendiriciler ve yöneticilerle karşı karşıyayız. Bu doğru değildir. Yani PKK asla Kürtlerin temsilcisi falan değildir. Kürtlerin temsilcisi falan diye bir şey de yoktur. Çünkü Kürtlerin temsilcisi derseniz o zaman başbakanın saydığı bütün etnik gruplar, etnik grup sayıp duruyor ya, bütün etnik grupların da temsilcisi derseniz işte zaten Türkiye'yi dağıtacak birebir formülü bulsunuz demektir. Ama neticede bu hale getirildi. Yani siz şimdi muhalefete evet. hükümetle masaya oturmayın, anayasa görüşmeleri yapmayın. Meşrulaştırmayın evet. Bu işi meşrulaştırmayın. Bu işi meşrulaştır, En azından en azından bir takım temel değerler koyun. Nedir bir Türkiye halkı Türkiye Türklüğü çok açık söylüyorum. Asla vazgeçmeyeceğim bunda. Kim vazgeçerse vazgeçsin ben vazgeçmek niyetinde değilim. Bizim Türkiye Türklüğü özüne özgü bir muazzam zenginlik, görkemli varlıktır ve bu binlerce yıllık Türk tarihinin derin katmanlarından gelen birikim ve bunun İstanbul Türkçesi diye ortaya çıkması, İstanbul Türkçesinde oluşan, toplaşan zenginlikler, kültür ve insan zenginlikleri, Büyük Osmanlı coğrafyasının açılımlarının geri getirdiği zengin insan unsurları, Balkanlardan gelenler, Kırım'dan gelenler, Kafkaslardan gelenler, Orta Doğu'dan gelenler, ana dilleri ne olursa olsun, Gelip İstanbul Türkçesinde buluşan bu zenginlik, coğrafyamızın, medeniyetinin derinliklerinden gelenler. Bütün bunlar bir araya geldi. Osmanlı döneminde başladı bu iş. Herkes bu varlığa Türk dedi. Biz de kendimize Türk dedik. Atatürk bu işi resmileştirdi ve bütün bu zenginliğin adı Türk oldu. Hı hı. Türkiye'den kökeni Kürt, Ermeni, Arnavut, hatta Yahudi, Üzeyirgari... Kazakistan'a gittiği zaman bir yivri gelmiş demiyorlar. Mesela Üzeyir Garik gittiği zaman. Yani yivri Yahudi ederler onlar. Demiyor. Ne diyorlar? Türkiye'den gelmiş Türk kardeşimiz Üzeyir Garik diyorlar. Evet. Ya yani gördüğüm şeyi söylüyorum. Yahut da Türkiye'den bir Zaza kardeşimiz gidip Kazakistan'da en büyük iş adamlarından birisi olduğu zaman Kazakistan'da Türkiye'den gelmiş bir Zaza demiyorlar. Türkiye'den gelmiş Türk kardeşimiz diyorlar. O yüzden ona iş veriyorlar. Çok bu örnekler. Yani bu gerçektir. Aslında cahiller ne derse desin. Yani Sayın Başbakan da bu işlerin cahili. İki de bir sayı bilmiyor. Bilmiyor. Dolayısıyla bütün milletler de böyledir zaten. Fransız milliyeti de böyledir. İngiliz milliyeti de böyledir. Şimdi sayabilirim yani. Yani bakınız bilinmeyen bir şey söyleyeyim ben. ...birçoklarına ilginç gelecek... ...İngilizce diyoruz değil mi? İngilizce... Evet. ...İngillerin dili yani... ...İngillerin dili... ...İngiller dediğimiz kim? Anglo-Saksonların... ...Angıllar bölümü... ...İngiltere'de Normanlar var, Galliler var... ...efendim... ...bir sürü halk var, İskoçlar var filan... ...bütün bunlar, bunların birleştiğine... ...Angıl dilinde birleşmişler... ...ve bunlara... ...İngiliz dem. ...biz İngiliz diyoruz... Ruslar, Kazaklar falan yani Sovyetler Birliği'nde yaşayan halklar Angılışça diyor Kazaklar. Angıl dili. Yani dünya böyle bir dünya iken ve getirip de bizim ülkemizde başbakan Türkiye'de etnik gruplar. Hayır. Türkiye'de Türkiye Türklüğü var. Bir insan bunu benimsiyorsa Türktür. Ne mutlu Türk'üm diye. Ne mutlu Türk ben anayasa yapacak olsam başına yazarım. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene sözü Şimdi, ırkçı bir söz değil. Ya kültürcü bir söz. Dün Cemil Çiçek mecliste açıkladı. işte uzlaşma komisyonu kurulduktan sonra evet. seçime giren siyasi partileri de ziyaret edeceklerini ifade etti. Evet. Ee, size de gelecekler. Geldiği zaman ben bunları söyleyeceğim. Başka ne söyleyeceğim. Hep söylediğim şey diyeceğim ki bir biz Türk'üz. Kendisini Türk saymayana da saygı duyarız. Ne diyelim. Ama bu ülkede milyonlarca insan ana dilleri başka olduğu halde kendilerini Türk sayarlar bununla iftihar ederler. Bu gayet tabii bir şeydir. Hatta bir yazar bunu eleştirdi. Yani kendisini İslamcı sayan değerli bir yazar şunu eleştirdi. Dedi ki Türklük kavramına nedense en çok Türk olmayanlar sahip çıkıyor. Kimler sahip çıkıyor? Yani işte Balkanlardan gelen Arnavutlar, Boşnaklar, Kafkasya'dan gelen Çerkezler, şunlar, bunlar filan diye saydı. Hı hı. Halbuki bunun yadırganacak bir tarafı yok. Çünkü Türklük kavramına Türk olmayanlar dediğiniz zaman bu ırkçılıktır. Halbuki biz milletlerin ırklara göre değil, benimsenen kültürlere çevresinde oluştuğuna inanıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla şunu söylüyoruz: Evet, vazgeçilmez. Kavramlar vardır bunlar. Nedir? Bir, Türkiye Cumhuriyeti insanları Türk'türler. Benimsemeyen benimsemez. Ona da saygı diyoruz. Ama genel kavram budur. Yani Fransa'da da ben Fransız değilim diyen aslında kökeni vesaire itib itibariyle Frank olan insanlar da vardır. Hı hı. Ben dünya vatandaşıyım. Böyle şeyler olur. Biz hı. istisnalardan bahsetmiyoruz. Kurallardan bahsediyoruz. Dolayısıyla yani Türkiye temel kavramlarından asla Vazgeçmemeli. Sonuna doğru geldik efendim. Daha, son cümlelerinizi alalım. Toparlamak efendim, gerekirse. Efendim son cümle şudur. Bir, e, biz e, Türk kimliğini tanımladık. Türkiye Türklüğü'nü. Bunun büyük gücü olduğuna inanıyoruz. Ve ben Türkiye Türklüğü'nün bütün Atatürk'ten bu yana uygulanan doğru siyasetler Demokrat Parti dönemlerinde uygulanan kalkınmacı siyasetler e, evet Doğrudur verilen teşvikler, tarıma verilen teşvikler, sanayiye verilen çok büyük teşvikler sonucunda ve Türkiye'nin tabii gelişmesiyle yani bu büyük genetik ve kültür zenginliğimizin bizi getirdiği bu noktada Türkiye'nin artık Amerika'nın şunun bunun kuyruğu olmaktan ya da Amerika adına bölgenin bir takım sahte liderliklerine falan tenezzül etmeden bölge ülkeleriyle, doğru ilişkiler kurması, Türk Cumhuriyetleri ile birliği hemen gerçekleştirmesi, İran'la, Afganistan'la kurtarılmış, Afganistan'la, Pakistan'la, Türk Cumhuriyetleri birlikte kurduğumuz Eko'yu, ben ona sahi işbir dedim, diriltmesi, canlandırması, Rusya ile çok yakın Avrasya alanında yakın işbirlikler kurması ve kendi siyasetini kendi tayin edebilecek, kendi ekonomisini kendi yönlendirebilecek ve milli köklere bağlı kalarak bilgi çağını yakalayabilecek bir ülke olduğuna inanıyorum. Biz Demokrat Parti olarak da bunun mücadelesini veriyoruz ve bu yolda ilerliyoruz. Peki Sayın Zeybek. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Satır başına sonuna geldik değerli izleyiciler. Konuğumuz Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Namık Kemal Zeybek'te Özellikle füze kalkanı projesiyle ilgili ee, çarpıcı açıklamalar yaptı. Amerikan projesi olduğunu ifade etti. İsrail'i koruduğunu belirtti. Malatya füze çağırma projesi olduğunu e, kaydetti Sayın Zeybek. Malatya'nın Malatyalıların sağlığının ve Malatya'nın bölge ekonomisinin ciddi tehlike altına gireceğini kaydetti ve e, uzun vadede Türkiye ile İran'ı e, karşı karşıya getireceğini, bir Türkiye-İran savaşına yol açacağını, Türkiye ve İran'ı bitirme bölme projesi olduğunu ee, uzun vadede en büyük felaketinde İslam dünyasında e, Şiiler ve Sünniler arasında bir çatışmaya, bölünmeye yol açacağını e, kaydetti Sayın Zeybek. E, ayrıca terör ve e, yeni anayasa sürecine ilişkinde konuştuk. E, i̇yi günler dileriz.